Merhaba sevgili seyirciler, mutfağıma hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Efendim bugün Oktoyus'ta sizlere şöyle ağızda dağılan, kıyır kıyır olan güzel bir kurabiye hazırlamak istiyorum. Kurabiyemiz çörek otlu bir kurabiye olacak. Hem de çok sağlıklı, büyükler ve çocuklar için gerçekten çok güzel. Hazırlanışı da kolay, yemesi de çok güzel bir kurabiye. Kurabiye için 2,5 su bardağı una ihtiyacımız var. 125 gram oda sıcaklığında tereyağı, 1 tane yumurta, 1 tatlı kaşığı kabartma tozu, 1 çay kaşığı tuz, 2 çorba kaşığı çörek otu, 2 çorba kaşığı çiçek yağına ihtiyacımız var. Son derece kolay. Önce kurulardan başlayalım. Bismillahirrahmanirrahim. Şifa niyetine diyelim. Kabartma tozunu bunun üzerine döktüm. 1 tatlı kaşığı, 1 çay kaşığı tuzu da ilave ediyorum. İlave ettikten sonra bir güzel şurayı bir karıştırıyorum. Karıştırdım. Çörek otunu da hatta atalım şimdi buraya. 2 kaşık çorba kaşığıyla çörek otu biliyorsunuz. Ölümden gayri her derde dermandır Allah'ın izniyle. Şimdi güzelce çörek otuyla karıştı. Çörek otu, tuz, kabartma tozu unuyla buluştu. Şimdi buraya 125 gram oda sıcaklığında tereyağı geliyor. Gel canım içeriye. Aldık onu oraya. Sadece 2 kaşık çiçek yağı. Tamam, 2 kaşık yağımızı da koyduk. Şimdi yumurtanın akı hamurun içerisinde, sarısı da üzerine sürmek için ayırıyorum. Sarısını ve akını birbirinden ayırıyorum. Sevgili seyirciler, buradaki kurabiyede tereyağı ve içine koymuş olduğumuz az miktarda çiçek yağı ve yumurtanın akıyla kıvamı ortaya çıkıyor. Haydi bakalım. Önce şuradan, o bakın oda sıcaklığına demiştim ya, yumuşak. Görüyor musunuz? Yumuşacık. Önce bu yumuşak olan ortadaki yumurtanın akıyla tereyağını önce bir buluşturuyorum. Sonra yavaş yavaş un almaya başlayacağım. Haydi bakalım Oktoyus'ta bugün sevgili seyirciler sizlere ağızda dağılan kıyır kıyır bir kurabiye hazırlamak istiyor. Kurabiyemiz efendim çörek otlu. Farklı farklı kurabiye tarifleri de gelecek tabii ki. Mutfağımızda yemeğe dair Allah ne verdiyse hepsini sırası geldiğinde videolarımızda sizlere efendim hazırlayıp sunacağız. Evet, yumurtanın akı, tereyağı ve sadece iki çorba kaşığı çiçek yağı var içerisinde sıvı olarak. Başka bir şey yok. Kıvam ortaya çıkmak üzere. Bir güzelce önce hepsini karıştırıyorum ki sonra yoğurayım diye. Evet, şu anda kıvamımız çıktı ortaya. Bakın kum gibi adeta dökülüyor. Ama şimdi onları sıkınca biraz daha sıkışmaya başlayacaklar. Yuvarlanabilir bir hale gelmeleri gerekiyor. Allah, bayağı bir sert oldu. Gel bakalım. Parmaklarıma fazla basmışım. Parmaklarım kapalı kaldı. Elimle açmak zorunda kaldım. Evet sevgili seyirciler. Kıvam bayağı bir sert. Şimdi buranın içerisine böyle sert olduğu vakit B planı yapıyoruz. Sadece bir kaşık yoğurt koymamız yeterli oluyor. Bir kaşık yoğurt koyduğumuzda kıvamı hemen yuvarlanabilir hale geliyor. Önce bir kontrol edelim. Bakalım yuvarlanıyorsa yoğurt koymaya gerek yok. Önce yuvarlanıp yuvarlanmadığını kontrol etmemiz gerekiyor. Yuvarlanmakta zorlanıyor. Buraya bir kaşık yoğurt ilave edeceğim.
Sevgili seyirciler, hamurumuzun kıvamı sert oldu. Mutfakta çareler bitmez. Hemen içerisine bir kaşık yoğurt ilave ediyorum. Yoğurdu ilave edince hemen kıvamı normalleşmeye başlar. Yani yumuşak, yuvarlanabilir bir hale gelir. Yoğurt bu konuda bizim kurtarıcımızdır. Başınıza böyle bir şey geldiğinde hemencik bir kaşık yoğurt koymanız yeterli olacaktır. Az önce yuvarlanmakta zorlanan hamur bir anda yumuşacık oluyor. Bu yoğurt çok önemlidir. Başınız daraldığında, özellikle kurabiyelerde, yaptığınız kurabiye baktığınız dağılıyor. Hiç üzülmeyin. Bir kaşık yoğurt koyun, anında netice. Evet, şu anda hamurumuz güzel ortaya çıktı bakın. Yoğurdu koyunca hemen istenilen kıvama gelmiş oldu. Şöyle çıkan miktarı da sizlerle paylaşayım. Sevgili seyirciler, görüyorsunuz bu kadar kurabiye çıkıyor. Bol çörek otlu. Ve şimdi hamuru hemen tezgahın üzerine alacağım. Şöyle aksesuarlarımı bir alayım. Hiç kalmasın. Bir yoğurayım. Ondan sonra da fındıktan biraz büyük parçalara koparıp sonra da tepsimizin içerisine alıp üzerine yumurta sarısı sürüyor ve önceden ısıtılmış 180 derece fırında 20 ile 25 dakika arasında pişme süresi oluyor sevgili seyirciler. Yağlı kağıt koydum. Şu büyüklük ne dersiniz, yeterli mi? Bir tane yuvarlayayım, ondan sonra ona göre keseceğim de ondan dolayı dedim. Bu güzel. Yoksa biraz büyük mü oldu? Biraz büyük oldu. Biraz daha küçük olsun ki tam tek lokmalık olsun istiyorum çünkü. Güzel. Ahenkle dans ediyor. Ve tepsiye düşüyor. Evet, şimdi o zaman parçamız belli olduysa kesmeye başlayabiliriz. Hemen özellikle çocuklarımızla birlikte mutfakta keselim ki onların da hoşuna gider. Sevgili seyirciler, hamurun tamamını bu şekilde kesiyorum. Ya da böyle kesemem derseniz şöyle parçalar kopartıp kopartma usulü de yani şöyle şu yöntemde koparıyorsunuz. Şöyle getiriyor parmak uçlarıyla. Sonra da yuvarlıyorsunuz. Benim kurabiyeye bakın. Büyük, bir tık daha küçük, biraz daha küçük. Boy boy olmuşlar. Evet, kesilme işlemi tamamlandıktan sonra şimdi yuvarlama bölümüne geçiyoruz. Bakın ikişer ikişer. İkişer ikişer yuvarlayalım ki zaman kıymetli. Sevgili seyirciler, alıyoruz iki tane hamuru. Üst üste getiriyorum. Yöntem şöyle. Sevgiyle parmakların arasında şekilleniyor. İki tane. Sevgili takipçilerim, şu anda bir tepsi çıktı ölçümüzden. Çörek otlu kurabiyemiz. Çok da güzel bir görüntü ortaya çıktı. Ve şimdi hemen fırça yardımı ile üzerine yumurta sarısı sürüyorum. Yumurta sarısına az bir şey çiçek yağı koydum. Parlak olsun diye. Ve şöyle. Yuvarlak oldukları için biraz hareket ediyorlar. Ondan dolayı sürme yöntemi değil de üzerlerine şöyle bırakma yöntemiyle yumurta sürmüş oluyorum. Gel bakalım canım şuraya gel. Ne de güzel oldunuz. Harika oldunuz. Yiyenlere şifa olsun inşallah. Bak bir tanesi yattı. Yatma oraya. Düzgün dur bakayım. Heh, tamam. Kurabiyelerle de biraz konuşmak lazım. Sakin olun çocuklar gibi falan böyle. Yatmayın, yuvarlanmayın. Şöyle. Heh. Yağlı kağıt seriyoruz. Yağlı kağıt sermeden eğer bu işlemi yaparsak akan yumurtalar gidip tepsiye bizim kurabiyeleri yapıştırır. Ondan dolayı sevgili seyirciler mutlaka zeminine pişirme kağıdı, yağlı kağıt, işte her neyse Allah ne verdiyse koyalım yapışmasın. Dikkatli bir şekilde yumurta sarılarını sürüyorum ve sonra fırın yolculuğu. Sevgili takipçilerim,
ölçümüzden bir tepsi dolusu güzel bir kurabiye çıktı. Önceden ısıtılmış 180 derecelik fırına gönderiyorum. 20 ila 25 dakika arasında pişiyorlar ama kontrol etmekte fayda var. Haydi bakalım. Orta katına gönderiyorum. Fırına gitti. Birazdan pişerken ve pişmiş görüntüsünü alacağız. Sevgili seyirciler, fırından güzel kokular geldi. Kızarmış mı bakalım kurabiyelerimiz? Açıyoruz fırınımızın kapağını. Oo, çok güzel. Gel canım, gel. Harika. Aman ya Rabbi, bu nasıl bir güzellik? Mis gibi de kokuyor sevgili seyirciler. Güzel. Şöyle çayımı da demledim. Fırında pişerlerken hemen çay suyunu da koydum, çayı da demledim. Şu anda çayımız hazır, sıcak kurabiyemiz hazır. Aman ya Rabbi, harika. Üzerlere bakın, yumurtanın sarısı ne güzel kızarmış sevgili seyirciler. Şimdi buradan sonra kağıdımız ile bir ortaya toplayacağım bunları. Gel canım şöyle, sen de böyle gel. Ve buradan direkt sepetin içerisine alacağım. Haydi bakalım, bismillah. Güzel. Biraz döküldüler ama olsun. Önemli olan güzel güzel sepetin içerisine dolduğu anı paylaşmış olduk sizlerle sevgili seyircilerim. Şimdi çörek otlu kurabiyemiz hazır. Çayımız demlendi. Rabbim herkesin evine bolluk, bereket, huzur versin. Afiyet versin. Efendim, kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. Sizin de mutfağınızda güzel çayınız, kurabiyeniz olsun. Yiyenlere şifa olsun. Demli mi istersiniz, orta mı? Hadi bakalım, orta kıvamda olsun. Çayımız da demlendi. Evet, efendim, bugünlük Oktoyse'den bu kadar. Diğer videolarımızda görüşmek ümidiyle. Hoşça kalın, sağlıklı kalın efendim.